Hello everybody! Python'la programlama dersler serisinin bir derine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dosya okuma, açma, yazma gibi işlemlere bakacağız. Biz dosyaları neden kullanıyoruz? Dosyaları arkadaşlar verilerimizi kaydetmek için, bilgileri depolamak için kullanıyoruz. Ve birçok dosya çeşitleri kullanılabilir. Mesela bunlar bazı dosya uzantıları ve biz bilgilerimizi bu şekilde kaydedebiliriz. Ve şuraya baktığımızda bunlar da bazı dosyalar, dosya isimleri biz bu dosyalara kaydedemeyiz arkadaşlar. Bu videomuzda TXT dosyasını okumayı öğreneceğiz arkadaşlar. Ben bir dosyam adında bir TXT dosyası oluşturdum ve buraya 10 tane satır girdim. Ve bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Dosyalarla alakalı yapılan 3 tane temel işlem var. Bunlardan bir tanesi dosyayı açmak. Sonraki okumak, yazmak ya da dosyaya yeni bir şey eklemek ve en son olarak da dosyayı kapatmak arkadaşlar. Biz dosyayı okuyup, dosyayı açıp okup yazıp ya da ekleyip ve dosyayı kapatıyoruz. Bu videonun konusu dosyayı açmakla alakalı olacak. Ve dosyayı açarken biz genellikle bu sağ tarafta gördüğünüz üzere biz open, bu formülü kullanacağız. Şimdi arkadaşlar gidelim ve dosyamızı açalım. Dosyanın ismini, D ismini vermek istiyorum ve şu şekilde açıyoruz. Open ve dosyamızın ismi tırnak içinde. Ben ismine dosyam demiştim ve TXT dosyası ve ismini kapatıyorum. Ve en sona biz şu şekilde bunun ne dosyası olduğunu tanımlamak için bazen buraya R yazıyoruz. Bu şu demek, read demek. Yani açtığınız dosyayı sadece okuyabiliyorsunuz. Bazen buraya V yazıyoruz, W. Bu şekilde dosyayı yazma dosyası olarak açmış oluyoruz. Ve bazen de buraya A yazabiliyoruz. Bu şekilde de dosyaya yeni bir bilgi ya da text ekleme dosyası olarak açmış oluyoruz arkadaşlar. Burayı boş bıraktığımızda, hiçbir şekilde bir şey demediğimizde de bu default olarak dosyayı okuma dosyası olarak açıyor arkadaşlar. Bununla şu tamamen aynı şey demek. Yani burada da gördüğünüz üzere dosya ismi ve sonrasında gelen R, yani bu read demek, tamamen aynı şeyi ifade etmekte. Yani biz şu an okuma dosyası açıyoruz. Sonra oku diyelim. Oku demek için dosyamın ismine D demiştim. Nokta ve read diyorum. Read okumak demek bildiğiniz üzere. Ve döndürülen sonucu yazdırmak için de buraya print yazıyoruz. Bu şekilde dosyamın içindeki bütün verileri bana yazdırmış olacak. Şimdi çalıştıralım. Dosyamın içine gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 10 tane satır yazmıştım. Ve bunları 1. satır, 2. satır, 3, 4, 5, 6, 10 gibi tanımlamıştım. Ve bu şekilde bütün satırları yazdırmış oldum. Bu read'in için arkadaşlar bazen biz sayı değerleri de girebiliyoruz. Mesela 5 dediğimde bu bize ilk 5 karakteri yazdır demek. Şu şekilde gördüğünüz gibi ilk 5 karakteri bize yazdırdı. Ya da bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela buraya 30 yazabiliriz. Bunu bu şekilde çalıştırdığımızda gördüğünüz üzere bize ilk 30 karakteri yazdırdı arkadaşlar. Bunu şu şekilde comment için alayım. Bir diğeri de satır satır okumak. Satır satır okumak için bizim kullandığımız fonksiyon arkadaşlar readline. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Yine dosyamın ismi nokta readline diyorum. Yani readline satır oku demek. Ve bu şekilde yapıyorum ve sonucu da yazdırmam gerekiyor. Bize veri'deki ilk satırı okumamızı yarıyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 1. satır. Ve bundan sonra ben bu şekilde yazdırdığımda bu ikincisi de 2. satırı okuyacak arkadaşlar ve onu döndürecek bize. 1. satır ve 2. satır. Gördüğünüz üzere aralarda boşluk da bıraktı ve böyle 3.sünü yazdıralım. Ben boşlukları buradan sileyim. Ve hemen yazdıralım. 1. satır, 2. satır, 3. satır ve arada boşluklar oluştu. Boşlukları kaldırmak için eğer buraya end yazıp
Buraya boş bir değer girersek ve bunu diğerleri için de tekrarlarsam bu şekilde çalıştıralım. Bu şekilde satırları yazdırabiliriz ama farz edin ki dosyanızda çok büyük veriler var ve her bir satırı tek tek böyle yazdıramayacağınız için daha pratik bir yol lazım ve bu durumlar için de bizim bir for döngüsü kurmamız gerekiyor. Şunları da comment için alayım ben. For döngüsü kuralım. Diyelim ki for satır in dosyam. Yani her bir satır dosyam içindeyken ne yapacağız? Satırları yazdıracağız. Bu şekilde çalıştırdığımızda bize bütün satırları bu şekilde yazdırmış olacak tek tek. Ve gördüğünüz üzere yine bir boşluk var. O boşlukları kaldırmak için de buraya da şu şekilde tanımlayalım. Ve bu şekilde dosyamızın içindeki her bir satıra tek tek ulaşabiliriz. Ve en sonunda bütün işlemlerimizi bitirdikten sonra dosyamızla alakalı bizim dosyamızı kapatmamız gerekiyor. Bunun için de d.close dememiz gerekiyor. En son bu şekilde bizim dosyamızı kapatmış oluyor. Bu kodlara alternatif olarak arkadaşlar biz burada bunu bu şekilde tanımladık. Bunun yerine şu şekilde de eğer buraya with open deyip yani şu kısmı d yerine buraya with dersek eğer buraya da as d dersek arkadaşlar bu şekilde biz aynı işlemi yapmış oluyoruz ve sonraki gelen satırlar buraya indentation olmalı, bir boşluk bırakmalıyız. Bu şekilde yazdığımızda da aynı sonuçları elde edebiliyoruz. Bu da bir diğer kullanımı ve bunun içindeki bütün kodlar tek tek çalıştırıldıktan sonra dosya kendini otomatik olarak kapatıyor ve o yüzden şu kısma gerek kalmıyor. Yani şu kısmı yazmanıza gerek kalmıyor eğer şu yöntemi kullanırsanız arkadaşlar. Bu da alternatif bir yöntem. Bunu da size göstermek istedim. Yani bunu bu şekilde yapabileceğiniz gibi bir öncekinde gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Ve bu şekilde yaptığınızda dosyanızı en son kapatmanıza gerek kalmıyor. Mesela çalıştıralım şu an bunu. Gördüğünüz üzere aynı sonucu da elde etmiş oluyorsunuz ve en sonunda dosyanızı zaten otomatik olarak kapatmış oluyor o. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda yazma ve yeni yazılar ekleme işlemlerine bakacağız. Videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.